bir şeyin düzeyinde. Şemdinli'den iyi olmasın, oyumuz ne olursa olsun. Nasıl alacağız? Ama tüzük değişikliğini oraya koydu. Ben o taahhüt edilen tarihte, ben genel başkan olsam o tüzük değişikliğine 50, 51, 52. sayfaları yazacağım. O tüzük değişikliğini de yapacağız. Bunun içinde bir kere ön seçim var. Belediye başkanlarında, belediye meclis üyelerinde ferman sistemi var. Sınırlama var mı efendim seçimlerde? Nasıl? Mesela milletvekillerinin için şu kadar. Dönem sınırlaması var. 3 dönem sınırlaması var. O ayrıca, zaman şu anda milletvekillerinin çoğu gelecek seçimlerde aday olamaz. 3 dönem olanlar olamazlar. Evet. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ön seçim var. Ön seçim olduktan sonra dönem sınırlamasına gerek yok. Üye memnunsa milletvekilinden devam et diyorsa 60 bin üye oy kullanıyor mesela Ankara'da. Niye şey olmasın ki adam takır takır çalışıyorsa ikinci dönem olsun üçüncü dönem. Ama eğer ön seçim yoksa dönem sınırlamasının mutlaka olması lazım. Ama ön seçim getireceksiniz. Zaten var, uygulamayanlar şimdi evet, ön seçim getirecek. Zaten Karun'da var. Ben ön seçim şampiyonuyum. Ve ben ön seçimin faydasına acayip inanan birisiyim. Bakın ben şimdi size bir ön seçim anlatayım. Diyorlar ki üye yapısı sağlıklı değil bilmem ne. Ön seçimin düşmanı çoktur. Yapmamak için kolay argüman bulurlar. İddiam şu. En kötü ön seçim en iyi merkez yoklamasından daha iyi sonuç veriyor. Çünkü evet. 1 milyon, 1,5 milyon kişi 60 kişiden daha iyi karar veriyor. Veya bir kişiden daha iyi karar veriyor. Birincisi bu. Manisa'da bir kişinin verdiği karardansa 13 bin üyenin verdiği karar daha doğru oluyor. Birincisi bu. İkincisi bu ön seçim. Ön seçim hep şöyle. Efendim 6 ila 10 isim yaz belirle. Ya bu değil ön seçim. Bir dünyaya bir bakın. Bu ben onları... Mesela ben şunu söylüyorum. Tüzük değişikliğini yapacağız 3 hafta sonra standart. Ama esas tüzük değişikliğini yerel yönetimlerden sonra muhteşem bir tüzük kurultayı yaparak ve dünyadaki çok iyi örnekleri de getirerek yapacağım. Bir örnek vereyim. En iyi bildiğim yerlerden birisi komşu ilim Balıkesir. Balıkesir'de bizim üyeler komple körfezde. Neden? Emekli olan gidiyor, sosyal demokrat yapıda bir yapı, Edremit orada, Ayvalık orada biliyorsunuz. Balıkesir'de ön seçim yapınca ilk 5 Körfez'den çıkar. Ama Körfez var, merkez var, Marmara Dağ bölgesi var. Şimdi bu düşünce evet, şey olur mu? Takabiliriz hemen. Takabiliriz, ben taktım şöyle. Tamamdır. Körfez var, merkez var, Marmara Dağ bölgesi var. Gidiyoruz merkezden o isteme, hadi gidin Körfez'den alın diyorlar bize. Dağa gidiyoruz. O yüzden ön seçim iyi sonuç vermiyor. Şimdi bakın ön seçim böyle olmayacak. Dünyada o kadar iyi örnekleri var ki. Şöyle yapıyor. Böyle bir kağıdı basmış. Diyor ki bir oyu veya iki, toplam 6 oy mu kullanacak? 2 oyu körfezden, 2 oyu merkezden, 2 oyu dağdaki kutucukların içine vereceksin diyor. Kullandığın 6 oydan ikisi en az kadın adaylara kullanılacak diyor. Hatta diyor ki mesela Baviera bölgesini ona ayırmış. Diyelim bizim için Kocaeli bölgesinde diyor ki oyunu en az bir sendikacıya kullanacaksın diyor. Şimdi bakın merkez yoklaması yaptık değil mi? Benim grupta sendikacım yok. Sosyal demokrat bir partinin. Sendika köken. Hiç olmazsa ön seçim yapınca dün de örneğini verdim. Musa Çam İzmir'den çıkıp geliyordu. Bir kere. Ayrıca adam diyor ki. Ben yanlış anlamayın bak. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu grupta veteriner yok ya. Veteriner yok şu anda. O yüzden ön seçimden hiç olmazsa bir veteriner çıkıyor. Dağları köyleri gezmiş herkesin sevdiği bir veteriner. Darılsanız tarım bakanınız yoktu yani. Yani bakan oradan olmuyor zaten bu sistemde de. Parlamenter sisteme inanan bir parti açısından. Tarım komisyonu başkanı yapamaz. Tarım, tarımcılarımız var. Orhan Sarıbal var, ziraat mühendisi. Bir sürü Ömer Fethi Gürer var. Adana milletvekilimiz. Harika insanlar var. Onlar kolay ama mesela veteriner yok. Hayvancılıkla ilgili önemli bir şey yani bu. O yüzden bir öyle bir yok. Öyle bir ön seçim getireceğiz ki. Öyle bir ön seçim getireceğiz ki kadını, genci, meslek dağılımını illere göre talep edeceksin. Hatta diyeceksin ki arkadaş ben şu bölgelerde sendikacıların bu bölgelerden bir sendikacı seçtireceğim. O sendikacılar CHP siyasetini ısınacaklar. Mesela atıyorum Kocaeli'de, Bursa'da hem milletvekili çok olan hem o yüzden bambaşka şeyler yapmak mümkün. Bir yandan parti içi demokrasiyi birilerinin bir şekilde ortadan kaldırmasını engel alacak tedbirleri de mutlaka var. Güzel şeyler anlatıyorsunuz da. Yine de şu niye daha hep sonunda daha? Özgür Özel de güzel şeyler anlatsın CHP'de anlatıyorsunuz da. Niye daha yani? Şunu şu yüzden daha diyorum.
Keşke diyorum bunlar daha önce hiç konuşulmuyor. Çok konuşuyoruz. Bu, yani bir faydası olmuyor muydu bu konuşmalarınızın? Ben bu ön seçimciyim. Çünkü şey olarak hakikaten güzel şeyler söylüyorsunuz. Evet. Diyorum genel bunlar, başkan olunca yapacağım ne yapayım? Şöyle yani parti içerisinde. Söyleyip yaptırdığımız çok iyi işler de oldu yapılamıyor muydu yani? Ben grup başkan vekiliydim. Benim görevim mecliste. Yok yok o anlamda demiyorum. Bunun kavgasını mutlaka, yani, parti içinde verdim, verdiniz mi? Verdim. Ben ön seçimciyim. Ön seçimin faydalarını hep söylüyorum. Ön seçim iyi bir şeydir. Ön seçim iyi bir şeydir. Ama bakın benim bu anlattığım başka bir vizyon. Bir şey söyleyeyim. Tabii. Ben dilimde tüy bitiyor da bakın Özgür Özel'in ben bunu içeride 100 kere anlattım. İki tane şey anlatayım size. Bir, Türkiye gelecekte en büyük tehlikelerinden bir tanesi sınırda karbon vergisi. Örneğin Manisa'daki işte büyük ihracat yaptığı için söyleyeyim. Vestel gibi bir firma bütün dünyaya ihracat yapıyor bilmem ne yapıyor falan. Sınırda karbon vergisiyle rekabet şartlarında dezavantajlı duruma gelecek. Karbon ayak izimizin küçültülmesi falan lazım. Bunun için Türkiye'nin çok önemli adımlar yapması lazım. Kömürden çıkışı konuşması lazım. Sıfır karbonu konuşması lazım. Onu bunu işte oksijenler, yutaklar şuna. Bu konuda çok sağlam bir şey yapmak lazım. Ve bizim artık devletin yeşil ekonomiye geçmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir program kurultayı yapıp, yeşil program yapıp bu programımızın ayrılmaz parçasıdır demesi lazım. Dünyada bütün sosyal demokrat partiler bu yeşil ekonomi sürdürülebilir kalkınma noktasında önemli. Hatta dedim ki bir program hazırlayalım. Yeşil program. Hatta bu programı hazırlamak için Yeşil MYK kurun. İlgilileri kim? Yeşil MYK'da kim olacak? Elbette genel sekreter olacak. Elbette yerel yönetimler olacak. Çevreden sorumlu arkadaşımız olacak. Sanayi politikasından sorumlu, ekonomiden sorumlu. 5 kişilik Yeşil MYK oluşturdum deyin. Türkiye'de CHP'nin Yeşil MYK'sı var diye konuşursun. Sonra